Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Cender. Bugün ne çekiyoruz slalom? Çekiyoruz. Bugün bizim kedimizin, sizin daha önce YouTube'da görmediğimiz kedimizin dokunduğu her şeyi satın alıyoruz sloş. Ama şöyle bir şey var Yiğit, bir tane bir şeye dokunur, mesela ucuz bir şeye dokundu, ben satın alırım. Daha sonra dokunduğu şey Sıla'ya ait. Yani pahalı bir şeye ne zaman dokunacağını bilemem ben. Sıra sıra satın alacağız. Tamam. Pekala. Siz Isaac'le daha önce tanışmadınız arkadaşlar. Bu arada adı Isaac, Sıla adı nereden geliyor Sıla? Isaac bizim Team of'tan en sevdiğimiz karakter olarak geliyor. Evet, Team of'tan karakter var. Aslında daha sevdiğimiz karakterler var ama tek anlaşabildiğimiz kişi oydu. O yüzden evet, onu koyduk. İkimizin ortak sevdiği oydu, adı oradan geliyor. Bir de bu arkadaşlar pirelenmiş, pirelendiği için de dokunduğu her şeyi satın aldıktan sonra bunu tıraş ettireceğiz. H5 maymunu yapacağız. Maalesef. Bir tek kafasında mı tüy kalıyormuş? Galiba. Tamam, korkutma. Allah! Ben sana vurdu sana. Gel bakayım buraya bir gel. Ödül ama, dokunduğu her şeyi satın almakta ödül. Önceden ödül. Direkt tıraş olduktan sonra ben onu yapalım diyecektim de tıraş olduktan sonra psikolojisi bozulur, gezmezse benim yavrucağımın. Evet, işleyebilir. Ha, o zaman gitsin montlara dokunsun içeride. Dokunduğu her şeyi satın alsın. Ama mümkünse slalom sırasında başlasın. Bilemeyiz onu asla. Bence direkt geçelim, içeriye salalım, dokunduğu her şeyi satın almaya başlayalım. Olur. Haydi. Oğlum hayatında böyle bir cennete geldin mi sen ya? Fiyatına bak, mamalar. Şu an neredeyim ben diyorum. Şeyler, yaş mamalar. Toplam kaç ürün hakkı var? Kaç olsun? 10. Benim oğlum ekonomik zaten. 3 tane dokunup bırakacak, köşeye çekileceksin, merak etmeyin. Salıyorum sloş. Haydi bırak. Hadi bak. İlk ürün benim. Tamam, ilk ürün benim. Senin. Ondan kedi kumlarının yanına bıraktı. Hayır, ben normal saldım. Hayır, olmaz. Dokunma. Ona dokundu. Dokunmuş ona dokundu sayılıyor. Değil mi? Ona dokundu. Ne o? O ödül maması kutusu. Ha, komple kutuyu mu alacağım? Tabii ki. Yok. İçinden. Ha, toptan alacağız yani ödül mamasını. Dokundu bir kere benim kedim oraya. Of, tamam şimdi bir Ayzi'yi al istersen sulaş, ben onu bir elime alayım. Bu ne kadar? 12.5x6 geçirdi bana Ayzi. Tamam sal, sıra sende sulaş. Aşağıdan dokundu. çıkmıyor. Gel buraya. Birazcık bekleyeceğiz onu. Arkadaşlar Isaac burada gidip rafların arkasına saklandığı için artık ona ürünleri sunuyoruz Yiğit. Bence de. Ben paha, şu an satın alma sırası slada olduğu için ben pahalıya çağıracağım Isaac'i. Ben de ucuza çağıracağım. Bak, tabii ne isterse onu alsın bak, benim yavrum. Bak şu güzeline bak, içinde toplar geziyor. Bak orada tırnaklarını sürtersin. Bir de buna bak. Pembe pembe. Sana gelirim. Gelmez. Anne. Hadi sana güveniyorum. Gel. Hadi Isaac. Sol taraftaki pahalı olsun. Gel aşkım. Tamam, git onunla oyna. Mis gibi bak, kaliteli. Gel. Hadi gel. Gel. Ya sen ne yapıyorsun ya? Korktu ya. Bugüne kadar kümden yemiş. Hadi Isaac oğlum bak, pahalı olanı seçebilirsin. Gelecek. Ah! Değdi. Pembeye değmiş. Allah'ın sayma baba, o tarafa korktu kaçıyordu ya. Ama değdi. Ya benim oğlum. Çocuğum değdi. Ya bak Yiğit, bu kaç paraymış Serra? Değdi. 85. Diğeri? 800. Ya oğlum 800 ama ben dedim benim oğlum. Aferin çocuğuma, ne kadar tutumlu çocuk ya bu. Ne kadar ya. Çocuğum. 85. Ben dedim benim oğlum ekonomik dedim der. Yani Sıla ama annen alırken böyle gideceksin en pahalılarını seçeceksin. Ben alırken ucuz. Şimdi ben alırken pahalıyı seçersen ne olacak? Alacaksın. Evet, şimdi Ayze'ye mama kabı seçtireceğiz. Bakalım hangi seçecek benim çocuğum. Benim acil ödül mamasını ucuz mama kabına koymam lazım Yiğit. Isaac bak. Aa, diğerinde kocanın. Hayatta koymam. Öyle bu şey pahalı olmaz ama iş. Hayatta. Salmam çocuğu. İkisinde de olacak, hangisine gidersin? Salmam çocuğu. Koydum, onu da koydum. Kıvaz. Ayıp bir şey bu ya. Nereye koydun abi? Ha şurada ortasında işte. Gelecek, hadi gelmek istiyor. Sunu. Hadi. Al. Ona değil. Aferin be, seni böyle yetiştirmişti ben. Aferin, sadece bana iyilik yapıyor. Gece benim yanıma benim uyumaya... Benim oluşum o. Gece benim yanıma uyumaya geleceksin. Birazdan H5 maymun olduğun zaman senin annen böyle sevmeyecek, haberin olsun. Seveceğim, ben onu her zaman severim. Sen pirelendiğinde seninle ben uyudum. Yok. Pirelendiğinden beri Sıla Isaac'le uyumuyor biliyor musun? Yalan. Fotoğrafını açarım şimdi bak. Kolumda uyurken ben de var. Her şeyin üstüne yemin ederim ki Isaac Sıla'nın yatağına gidiyor. Pirili olduğu için geri gönderiyor. Benim yatağıma geliyor, göğsümü alıyorum. Göğsümü alıyorum, onu seve seve uyutuyorum. Instagram her gece de story atıyorum. Kanıtlarım var. Göndermiyorum. Fotoğrafı aç. Gel. Gel kardeşim. Dün gel. Gece attığım story gösteriyorum ona. Daha sabah. Dün gece. Bak. Nasıl uyuyoruz bak. Kolumu ayartmış bir şekilde, gördün mü? Ne oldu? O demedi mi Yiğit? Ben pirelendiği için yatağımdan geri gönderiyorum dedi, demedim az önce. Dedi. Heh. Nerede dedim? Yiğit. Nerede dedi? Kim dedi? Nerede dedi? Ben nerede? De siz var ya, ikiniz bir yere geldiğiniz zaman çok şerefsiz olun. Dedim abi. Diğer rounda geçelim. Arkadaşlar şimdi Serra içeride diğer ürünleri hazırlıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Çakal ve Reçiko PUBG Mobile'a şarkı yapmışlar, biliyor musun? He, biliyorum. Teaser'ını izlemedin mi? İzlemedim. Film sahnesi gibi lan. Çok iyi. Oo ya. Bayağı iyi. Başarılı ya. Bence güzel proje olacak Sıla. Bir de şey, Galata Kulesi geldi herhangi bir haftasına. Hadi ya. Akşam oynarız lan belki. Olur. Ölüler günlüğü kafa.
kafana tak. Tavsiyem bulduğum mezarı kasla. Ben bu şarkıya TikTok çekerim ha. Çekersin ha. Vallahi. Ama özel işbirliği çek. Ben de çekerim lan belki. Olur. Arkadaşlar şimdi siz de izleyip dinleyebilirsiniz. Bu arada şurada bir yerde benim PUBG Mobile ID'm çıktı. Bize katılabilirsiniz. Akşam Galata Kulesi'nde parti var PUBG'de. Slayer ölüler gibi kafana tak diye gelsin arkadaşlar. Videonun sonunda çıkan end kartlardan da şarkıya gidebilirsiniz. Yorumlarda bizlere selam vermeyi unutmayın. Şimdi slalom içeri geçiyoruz. Bakayım Isaac şerefsiz şimdi ne yapacak? Olur. Bak oğlum. Şimdi Sıla ödeyecek alacağımız şeyi, oyuncak. Bir pahalı oyuncağı seç. Akşam evde keyifli keyifli oyna, tamam mı? Gel bir öpücükler. Bu benim dudağımı yalıyor biliyor musun Yiğit? Bakalım yalayacak mı şimdi? Hadi ama ben sizi mi bekleyeceğim burada arkadaşlar? Şu an zaten yalıyası yok onun. Çocuğum. Hayır, onu önce de sakın dokundurma bak Ayze. Heyecanlandıramazsın, tamam mı? Bunları sen alıyordun değil mi? Abicim beni bırak! Az önce sen zaten zengine dokun dedin. Hayır, ucuza dokunsun. Aaa pahalıya dokun. Dokun lan, ben yani... öpeceğim. Dur bir çekeceğim, ürünü çekeceğim. Gel. Hayır. Evet işte bu. Değdi zaten. Annem! Yine oyuncağın. Kutlu olsun. Ne kadar Serra bu? O 125. Kutlu ve mutlu oyna. Diğeri? 25. Hadi canım. 125 lira da benim oğluma feda olsun, tamam mı? Bu kaliteli şeylerle oynayacak benim çocuğum. Bu adam benim babam. Yakıştı ya, bak. Bak. Hop, kürk. Bana bak bana. Eğer sen şimdi pahalı bir şey seçmezsen birazdan yukarı tüyleri kestirirken pipini de kestiririm seni, tamam mı? Ne diyorsun ya? Sünnet olursun bak, daha yeni annene sünnet düğünü yaptım, sana da yaparım bak, duydun mu ya? Hadi. Götür onu. Abi sana da bir sünnet düğünü patlatalım ya. Baba ben oldum 9 yaşında. Sünnet oldum, ertesi gün çıktım top oynadım zaten. Sünnetle alakalı hatırladığım şey ne biliyor musun? Sünnet olduktan sonra oturma odasında böyle uzanmışım koltukta. Videosu var. Babam buraya şey kapatmış. Ayakkabı kutusu. Evet. İleriden vantilatör vuruyor bana. Neden ayakkabı kutusu? İşte oraya vurmasın da ağrımasın diye. Ben de baba... Tarkan'la dans ediyorum abimle. Videosu var. Sıla da böyle Tarkan açmış dans ediyor. Şu kadar bir şey zaten Sıla. Rıdvan abi gibi geziyor benim içinde. Böyle ama ben abimle dans ettiğimizi hatırlıyorum. Ne zaman? Düğününde. Benim sünnetimde mor elbisem evet. Vardı senin. Mor değil. Hayır mor değil. Mor, pembe. Mor, hayır pembeydi. Bak onu bile hatırlamıyorum. Yuh kardeşim be. Ben sünnet olduğumda 9 yaşındaydım. Yani 1998 artı 9 dersen 2007. Sen 2007'de 3 yaşındaymışsın. Tamam ben hatırlıyorum ama. Sen 3 yaşını mı hatırlıyorsun? Evet. Dansımızı hatırlıyorum. Bazı şeyler unutulmaz. Ama çok geçmedi. Onlar hatırlayabilir. Ne komiksiniz arkadaşlar ya. Nasıl bir sünnetinden sonra nasıl hissediyorsun kendini? Normalim hala. Mutlu musun sünnet düğünün olduğu için? Çok. Peki dövmeni bir göster kamera. Ben sıradaki oyuncakları alıp geliyorum. Niye hatırlattın ki? Ben onu yok sayıyordum. Ben onu yok sayıyordum. Canım abim. Sıla seni bir kere öpebilir miyim? Hayır canım. Hadi. Hadi sıradaki tur. Şimdi benim oğluşum ne seçiyor? Kendine yatak seçiyor. Oğluşum ben hep ucuz şeyleri alıyorum oğluşuna. Kendi seçiyor. Ben bir şey demiyorum. Ana insan birazcık daha kaliteli şeyleri satın alır. Hadi yavrum göster kendini. O yatacak poposunun kıymetini bilir. Bak. Her gece benim göğsümde yatıyor. Daha rahat bir yer şimdi burası var. Gel. Şimdi. Isaac. Gel dur. Bak bu daha pahalı bir oluşum. Sen alacaksın. Kim olacak? Dur değmedi. Vallahi değdi. Vallahi bunu seçti. Bunu seçti Slash. Sen bunu mu seçtin oğluşum? Al artık. Bir dakika gel. Ben mi alıyordum bunu? Evet. Gel. Artık bu senin bir tane. Oh çok mis. Çok sevdi işte. Ne de güzel oldu yavrum. Ya sen. Geceleri her gece Yiğit benim yanımda yatmasından nerede yatacağını bilmesi belliydi bu hayvanın. Nerede yatacağını çok iyi biliyor. Bu ne kadar? 80. Bu? 85. Sıla mı? Sıla 785 mi ödüyor şimdi? Evet. Adını yazmışım güle güle daha yatsın. Da yazar. Adını yazmışım daha da yazabilir. Güzel güzel rüyalar görsün. Bak ne güzel oldu. Bence çok yakıştı benim oluşuma. Oo bir tanem benim. Şimdi sıradaki tur arkadaşlar. Ucuz mama pahalı mama. Ben ödüyorum değil mi? Evet. Ama ağzının tadını bilir ki bu kesin pahalı seçecek. Haydi hadi diğer tur. Senin evde kaliteli maman var. Burada ucuzu seçebilirsin. Bunu seç, soldakini seç. Çok fazla bir şey ödemeden çıkalım buradan, tamam mı? Bunu aldıracağım sana. Ama o da iyi ya. Bu da ağzının tadını biliyor. Kesin onu seçecek Yiğit. Kesin. Bir de babadan anlıyor. Biz hiçbir bir gram bile ev yemeği vermedik. Sadece mama. Hadi bakalım Isaac. Gel annem. Gel. Hadi bakalım. Gel. Dur şöyle yapayım. Gel. Gel annem gel. Bak bunu seçmiş oluyor. Onu seçti. Ama bir dakika ama bak. Hayır, bak. Hayır. Onu ilk onu kokladı. Yemin et. Yemin ederim. Evet. İlk ona gitti. Neyse ne yapalım. Ne kadardı bu Serra? 645 lira. Dur bir hesaplama şimdi. Buyurun. Şimdi önce benimkileri hesaplayalım. Ben ne ödedim? 12 liralık ödül mamasını ödedim. Bir kolide 6 tane varmış. Kaç para yapıyor? 25, 72 lira. 75 lira. 75 lira o. Evet. Bu ne kadardı? 645. Evet. Direkt çıktın.
Kaç yaptı? 715 lira yaptı değil mi? Yok, 720 lira. 720 lira. Anlatın matematiği iyi bacım. Başka ne diyorum ben? Şu yemek şeyini ödüyorsun. Şu. Pahalıyı mı seçtiğinde ben yalnız? Evet. 720 miydi? Hı hı. 820? Başka? 820 lira ben ödüyorum. Sıla ne kadar ödeyecek? Yatak. 725 lira. Oh! Başka? Isaac de beğendi onu yani. Pahalı oyuncak. Ne kadardı? Pahalı oyuncağı ben ödemiyor muydum ya? Ben de ondan bir şey ettim. Ona da yediği abim ödüyordu bunu. Tabii pahalı oyuncağı da ben ödüyorum. Tabii. 950 lira benim. Ben ödüyorum 950. Ben bir yatak, bir bunu ödüyorum. 80 lira o. 720 lira o. 800 lira senin de. Başka bir şey ediyorsun? Ödemiyorum. Hep pahalı seçti. Sen iki tur mu yaptı Sıla? İki tur yapmadım. Hepsinde pahalıyı seçti ayo. Kızım yatak senin. Tırmalama senin, başka ne senin? Kap senin. Sıla. Kızım ben bunun pahalı seçtim. Evet. Var ya az hilekar bir şey değilsin ha. Sıla 1000 lira ödüyor, ben 950 lira mı ödüyorum şimdi? Eşit mi? Vallahi hayır, öyle. Hayır, sen şu an ne kadar ödemen lazım? 950. Tamam, 850 senin. 100 lira oradan düşüyoruz. Yiğit sen matematik işini çok iyi yapıyorsun. 100 lira ha. Ona... Doğru. Bak paşama bak. Bak bir. Ama sevdi ya. Feda olsun. İçim acımıyor, feda olsun onu. Şimdi arkadaşlar bu minnoş pirelenmiş. Maalesef. Bu pirelendiği için şimdi bunun tüylerini kestireceğiz. Bu birazdan saçları 3 numara vurulmuş, askere giden bir delikanlı gibi olacak. Hazır mısın oğluşum? Haydi gidelim. Teneffüsü kal gidelim, yukarıda tıraş olurken açalım. Şimdi bir anda viyaklamaları girecek görüntü olarak değil mi buna? Kıyamam. Hadi gidelim. Abi şimdi insana benzemeyecek ya. Diğer kedileri gördüm. Bunu birazcık daha şekilli kesemez miyiz? Yani yanlar alsak. Tek ölçü var ya maalesef. Çok çok korkuyorum. Aşağıdan onun istediği ürünleri aldık. Şu an keyfi yerinde. Bir sürü ürün aldım. Tamam. İlk defa duyuyor. Tabii. Burada değil. Veterinere gitmediği için abim bunları ilk defa duyuyor kendisi. Tamam. Tamam canım ya. Yok. Kıyamam sana. Sakin ol. Askere alacağız seni bedelli. 21 gün. Tamam, korkutma. Çok çirkin ama ya. Çok tarifleri vardı, manitalar kaçacak şimdi. Böyle demeyin anlar vallahi. Çok güzel olmuş olmuş. Dünyanın en yakışıklı oğlu sensin artık. Bunda da pire var yani. Var var, pire var onda. Tamam. Pirelendiğin yapacak bir şey yok yani. Tüm yıl içinde yaşıyor, mecbur kestireceğiz Ayşe. Taratıyor, bayılıyor taratıyor. Koyulmuş bu da, bizim haberimiz yokmuş ki. Üçüncü soğuk kedi olduğu için tüyleri böyle çıplak. O şeye benzeyecek ya. Suratı buruşmuş kediler var ya. Meleme benzeyenler var çok ya. Çok tatlı oldu. Neydi? Sphinx. Sphinxler evet. Tamam. Tamam oluş. Tıraş olmuşsun. Kıyafet değiştirmek gibi düşün. Aa bak bunlar senden çıktı. İstiyorsan sana yastık dolduralım bunlardan Isaac. Gerçekten bir yastık kaplar yani, doldurulur. Gelme hayvan. Tıraş etmeyin abi bizi. Bir şey söyleyeceğim Sıla. İlk ve son tıraş olsun mu? Evet. Bir daha asla tıraş yaptırmayalım, olur mu? Evet. Ne kadar da uzar mesela tüyleri? Eski haline gelmese böyle 2,5-3 ay olur. Ya, tamam ya, bu zaten hayvan gibi bir şey olduğu için bir ayda kendine gelir bu. Tamam. Seviyorum seni. Sence nasıl oldu? Ya benim oğlum her türlü yakışıklı da şimdi. Vallahi yakışıklı da. Bir sürü tarifleri vardı biliyor musun Yiğit? Alperen'in kedisi bekliyordu. Kedi şeyin kedisi, Alperen'in kedisi. Aklım çıktı, çok korktum. Sizin kedi bekliyordu. Zarız. Ben bütün İstanbul'u gezdirecektim Ayze'ye. Önemli lan. İç güzellik olduğunu anlaşılıyoruz. Allah! Gel sana, vurdu sana. Baba sana ne olmuş baba? Gel bakayım buraya bir gel. Sen... Allah seni ne yapsın bu beş maymunu? Şaka mı? Az önce kedi mi bu? Yanlış kedi vermiş olmayı siz bize? Hani... Oğlum sen normalde zaten yılan gibiymişsin. Sen küçücük bir şeymişsin. Tüyleri nerede? Fena olmuş. Ezek bunlar senden çıktı oğlum. Koyma ya, bir de pireli falandır. Lan bu şeylere benzedi. Mısır kedilerine benzedi ya. Bu kuyruğun ucunu niye bıraktık? Sağ kola vurunca yara yapmasın diye. Valla. Tüy olmaz çünkü. Ama ben, benim bir kaşıntı tuttu. Ben pirelendim galiba Yiğit. Pireler benim burnumun içine girdi. Tamam.
Mesut şey değil mi? Oğlum ne olur sen böyle? Aşko. Olsun ben senin kafana bakacağım tamam mı? Devamına bakmayacağım sen. Sanki devamı sen değilmişsin gibi. Neyse, ben o kadar burdum kaşındı ki şu an. Evet çok fazla tüy var burada şu an. Ya var ya elime artık şey gibi geliyor. 3 yaş küçülmüş gibi. Değil mi? Bir anda küçüldü. Gibi. Bak kolum nasıl sarıyor kıyamın. Sen korktun mu sen? Ha? Değiştin ha. Çocuklaştı iyice. Evet iyice minikleşti. Çok minik bir şey oldun sen minik. Tamam seveceğiz seni bir daha merak etme. Hala seveceğiz geceleri seninle uyumaya devam edeceğim merak etme. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Eğer bu video 70 bin like gelirse Sly'ı pet kuaföre getirip saçlarını tıraş ettiririm. Abart sende. Şekilli. Apaç stili. Buradan yukarıdan bırakacağım Sly arkaya kadar gidecek böyle. Yan ablalar Nike Adidas Puma. Sıla sen sevmiyorsun bak bu kedi tıraş olmalı. Hayır farkında ya mısınız ne arkadaşlar? Alaka. Yiğit farkında mısın? Hayır evet, ben evet. Şu an temizlenmediği için. Tamam. İnandım ya tamam. Tüyler varken pireler gözükmüyordu ya. Şu an gözüktüğü için ben sevemiyorum. Huylanıyorum o yüzden. Onunla alakalı bir şey değil yani. İlaçlanınca gayet seveceğim. Yüzüne geldi galiba bir şey yapsın. Harbiden geldi ama. Siyah bir şey var. Vallahi geldi. Kendinde siyah bir şey var Sıla. Benim. Ya hadi git. Allah'a saçının içinde pire var Sıla. Nike Adidas Puma. Ama Aizen bence tıraş oldu ama bence çok güzel ürünler oldu abi. Artık mis bence gibi. Bence de güzel oldu. Anası tarafından alınmış 725 TL'lik bir yatak. Al ananın sana hediyesi gir oğlum. Güle güle yatsın. İnşallah yatar içinde. Babası tarafından alınmış. Bu da kırbaca benziyor. Kedi oyuncağından. Bu videoda aboneyi Isaac istesin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala like atıp abone olun. Daha fazla benimle video gelmesini istiyorsanız şu anda like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Nike Adidas Puma.